Evet Benazir Hanımcığım, pastadan başlayalım. Nasıl buldunuz pastanın tadını? Şimdi benden başlayın, olmasa yiyor o da. Bitirdin mi? Aynen, ben bir ayparaya biraz daha tamam, bakacağım. Tamam, siz yiyin. Gülistan Hanım? Lezzetini, şekerini güzel vermiş. Beğendim. Beğendiniz. Pastayı beğendiniz mi? Pastayı da beğendiğimi söyleyebilirim. Bilirsiniz. Peki, Benazir Hanım. O da başarılı. Hanım. Ayparadan başlamak istiyorum. Pişmesi, kızarması, şerbeti falan güzel. Her ne kadar bir tık üstü kuru kalsa da ama zamanmış normal. İşte. Çekmemiş biraz. Bir tık da hamur kokusu geliyor. Hamur kokuyor. Yani unu sanki gene fazla gibi. Katılmıyorum. Gayet bence tadı yerinde. Ya bir tık böyle hani un kokusu geldi bana. Güzel. Peki, ayarlanmış. Afiyet olsun. Pasta? Pasta şöyle, kekini kendisi yapmış zaten. Sormama tabii gerek yok. Tabii, kendim yok. Yani lezzeti güzel. Ben lezzetini beğendim. Afiyet olsun. Mukaddes Hanımcığım. Ben de beğendim. Hangisini? Eline sağlık. İkisini de beğendim. İkisini de beğendiniz. Tadı afiyet yerinde olsun. Evet, şimdi bakalım yemek yazarımız, evet, sürekli tahtıyla ilgilenen, değişik soslar, tarifler veren Betül Hanım. Son yorumdan üstüm. Ayparen'i beğendim. İçine ceviz şeyi çok güzel olmuş. Çekmiş. Zaten yapılamayacak bir şey değil. Çok da güzel yapmışsın. Eline sağlık. İkisi yan yana ne alaka olmuş? Keşke bir tanesini yapsaydın. Şerbetli olsun dedim, öyle düşündüm. O olmamış. Bir tanesini tercih edecektin. Çikolata sosunun ganajın çok güzel ama bir yarışmaya katılacak bir tatlı değil. Ben bu tatlıma çok güveniyorum. Çok da severek neden yapıyorum. Neden değil? Herhangi bir özelliği yok. İkisini yan yana uyuşturmamış olabilirsiniz, hak veriyorum, ama lezzetini beğendiniz mi siz? Kendinize tabii siz de. Yani krem şanti olmasını tercih etmiyorum. Ya bir yarışmaya katılıyorsun ki düşün, 20 kişiyle krem şantiyle bir pasta yapar mısın? Krem şantinin kendisini mi çırpmasını bekliyordunuz? Evet. Kremasını. 2 saat içinde. Bir şeyler eklemeni bekliyor. Ama ganajın çok güzel yapmış. Peki, afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Tatlını, ayparayı beğendim. Sadece bana bir yanık yağ kokusu geliyor. Hani böyle helvayı hızlı hızlı kavurursun da böyle bir kavruk kokar ya. Bir o kokuyu. Ya fırında çok kaldı bilmiyorum neden, ya da içindeki yağdan dolayı. Ama şerbetini falan güzel çekmiş. Bunu da beğendim. Sadece kekinin biraz daha ıslanması gerekiyor mu diye düşündüm. Ya böyle mi oluyor normalde? Bunu gibi normalde tamamen ıslatmıyoruz. Yani bir su bardağı. O anladım. İçine ama lezzetini beğendim. Gayet güzel, soğuk soğuk. Hoş olmuş. Eline koluna sağlık. Peki. Evet, hazırsanız büyük finale sadece bir gün kala Ayşe Hanım'ın sofrasına puan vermeye gidiyoruz. Haydi buyurun. Evet, sıra geldi puanlamaya. Hanımlar buyurun, lezzetlere puanlarınızı verin. Ayşe hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Mukaddes Hanım, buyurun açıklayın puanlarınızı. Elena, koluna sağlık. Çok teşekkür ediyoruz davetin için de. Yani sofra yetiştiği için, çaylar, her şey yetiştiği için benim puanım. Benazir Hanım, buyurun puanınızı çevirin. Benim Ayşe Hanım'a puanım 3. 3 puan afiyet geldi. Olsun. Peki, afiyet olsun. Gülistan Hanım, buyurun puanınızı çevirin. En son ben çevirsem. Yok, şimdi çeviriyoruz. Hep öyle oluyor ya, buyurun. Çok sabırsızlanmayın lütfen. Dua et, bir gitti. O kadar söylüyorum. Bir veremezsiniz ki, eksik bir şeyim yok. Vicdanınızı el ele bırakıyorum, baş başa bırakıyorum sizi. Helal olsun. Peki, Betül Hanım puanlarını veriyor. Bakalım kaç puan verecek. Buyurun Betül Hanım. Ayşe Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi Betül Hanım'dan da. Evet Ayşe Hanım, elinize kolunuza sağlık tekrardan. Toplamda 11 puana ulaştınız. Her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, yarın son gün, biliyorsunuz ki 15 bin liranın sahibi belli olacak. Herkes menüsüyle, ikramlıklarıyla, temizliğiyle ekranın önüne çıktı. Yarın sıra Mukaddes Hanım'da. Bakalım Mukaddes Hanım kendini bize temizliğiyle, yemekleriyle, ikramlıklarıyla ispatlayabilecek mi? Yarın neler yaşanacak? Büyük finalde ve öncesinde hep birlikte göreceğiz. Yarın Mukaddes Hanım'ın evinde, Mukaddes Hanım'ın kültürüyle karşılaşacağız. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize davet ediyorum. Haydi bakalım yarın. Görüşmek üzere.
Evet, Ayşe Hanım'ın eline koluna sağlık, temizlik konusunda gayet güzel bir evi vardı, düzenliydi. Evini gezdik, gördük, detayları da temizdi. Ama mutfak konusunda bugün acayip bir panikliği vardı üstünde. İnanılmaz heyecanlıydı. Biraz da ağır kanlı kaldı. Ama neyse ki çayını da menüsünü de yetiştirdi. Eksiklerini zaten söyledim. Şimdi hem temizliğine hem de yemeklerine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.